İnanan 11 adam tarih yazarken siz nerede olacaksınız? Üstelik şimdi D-Smart'tan daha fazla spor keyfi tam 2 yıl boyunca hediye. D-Smart, daha fazlası. Feel the love with the shine on my smile. Karşılıksız sevginle evliliği kutsal yapan sensin. Kulağına fısıldadığın sesinle onun güvenle büyümesini sağlayan sensin. Hold me tight, then you never let it. Ve doğa altını armağan etti sana. Çünkü sen her şeyi hak edensin. Sarraf tüysüzler. Takının adresi. Merhaba sevgili izleyiciler, Yaşama Dair'e hoş geldiniz. Bugün haftanın ikinci günü ve Yaşama Dair programıyla ben Tülay Yazıcı yine sizlerle birlikteyim. Güzel bir öğleden sonra geçireceğiz inşallah birlikte. Çünkü Kocaeli'de çok güzel çalışmalar, çok güzel projeler yapılıyor. Ve çok değerli kurumlar da bunlara ev sahipliği yapıyor. Bugün çok güzel bir projeyi anlatacağız size. Comenius projesi. Detaylarını ben çok yakından takip ettim, inceledim. Gerçekten çok güzel bir proje. Bu projenin bütün içeriğini anlatmak üzere Kocaeli'de ev sahipliği yapan Kocaeli Bahçeşehir Koleji bizlerle birlikte ve İspanya'dan da çok değerli bir konuğumuz var efendim. Hemen tanıştırmak istiyorum sizlere. Öncelikle Bahçeşehir Koleji'nin okul müdürü, Kocaeli Şubesi Okul Müdürü Mahmut Kalcı bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. İyi programlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hocam iyi ki varsınız. Programımıza verdiğiniz katkılardan ötürü de gerçekten çok teşekkür ediyoruz. 1,5 yılda aşkın süredir sizinle güzel programlar yapıyoruz. Daha da yapacağız inşallah. İnşallah. Biz de sizlere, bize bu imkanı tanıdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz hocam. Biz teşekkür ederiz. Evet, aynı zamanda biraz önce de bahsettiğim gibi Comenius projesini anlatacağız bugün. Comenius projesinin fikir annesi kendisi. Aynı zamanda 5 Avrupa ülkesinde yürütülüyor bu proje. Projenin yedek koordinatörlük yapıyor. İspanya'dan geldi. Maria Jesus Gonzalez bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Would you like to give some information about you? Yeah. Kendisi hakkında biraz bilgi verecek. Tabii ki. Yeah. Mm-hmm. So my name? Your name? My name is Maria. Maria. Okay. I'm teaching for 20 years as a biology teacher. And my current school is in Beniaján, in ES Beniaján, a nice village next to Murcia in the southeast of Spain. Mm-hmm. Şu anda Murcia adında bir kasabada, çok güzel bir kasaba. Bir lisede, İesta Benian adında bir lisede öğretmenlik yapıyor. Kendisi biyoloji öğretmeni ve yaklaşık 20 yıldır öğretmenlik yapıyor. Harika. Great. Ve böyle güzel projelere de imza atıyor. Harika. And you are the coordinator of such a beautiful project. Yeah. I try. Harikasınız. Harika. Bu arada Sevim Hocam, siz de bugün çeviriyi yapmak ve onu bizimle buluşturmak adına buradasınız. Çünkü birbirimizi anlayamayacağız gerçekten. İzleyicilerimizin de doğru bir şekilde anlaması için buradasınız. Bahçeşehir Koleji'nde İngilizce öğretmenisiniz. Sevim Güner'le birlikteyiz sevgili izleyiciler. Siz de biraz kendinizi anlatır mısınız hocam? Siz de biraz yakından tanımak isteriz. 13 yıldır İngilizce öğretmenliği yapıyorum. Daha 2006 yılından itibaren Bahçeşehir Koleji'nde çalışıyorum. Arada 2 yıllık bir Brüksel'e eşimin işinden dolayı gidip dönme gibi bir durumumuz oldu. Döndükten sonra tekrar Bahçeşehir Koleji'ndeyiz.
ve bu güzel projede yer almaktan da son derece keyifliyim. Çok güzel. Şimdi bu projeyi bana ilk aktardığınızda çok heyecanlıydınız zaten. O yani Bahçeşehir Koleji'nde hep böyle öğretmenlerde ve okul müdürümüz Mahmut Bey'de o heyecanı hep görüyorum ve bu gerçekten beni çok etkiliyor. Ve seçtiğiniz alan da Ebru sanatı. Hı hı. Türkler için, biz Türkler için çok önemli bir değeri var Ebru sanatının. Geçmişi çok eskilere dayanıyor. Hı hı. Bir de işin biraz spiritüel bir tarafı da var. Ruhsal açıdan da kişiye çok iyi gelen bir alan. Ve Türkiye'de dahi çok hani gündemde olmayan bir şey aslında Ebru sanatı. Fakat sizler tekrar tekrar gündeme getiriyorsunuz ve hatta 5 Avrupa ülkesiyle bunu paylaşıyorsunuz. Evet. Projenin detaylarını öğrenmek istiyorum ben. İsmi Comenius Projesi. Hı hı. Nedir Comenius Projesi? Biraz anlatabilir mi bize? What is Comenius Program? What is this project? Can you tell us something about it? Yeah, it's Comenius Program is a project funded by European Union and to awaken in young people the European ideal. Comenius projesi bir Avrupa Birliği projesidir. Amacımız burada genç insanlardan proje birliğiyle birlikte paylaşımı, kültür paylaşımını ortaya koyabilmektir. Yeah, one of the most important objectives is to develop the knowledge, the understanding of among young people and education, the total the educational staff of diversity of European cultures, languages and its value in Europe. Amaçlarımızdan bir tanesi burada öğrenciler ve eğitim personeli arasında 5 ülke arasında Avrupa kültür ve dil çeşitliliği ile değerleri hakkında öğrencilerimize bilgi edindirmektir. And we will try to help young people, to help them to acquire life basic life skills for his their future employment, for the competencies necessary and the personal development and for the life. Diğer bir amacımız öğrencilerin önlerindeki gelecekteki iş edinme konusunda ve bütün hayatları boyunca kişisel beceri yeterliliklerini edinebilmeleri, bir Avrupa vatandaşı olma yolundan bilgi anlayışı geliştirmeyi amaçlıyoruz diyor. Yeah, and obviously for being an active European citizenship. En büyük amacımız 5 ülkeden olan öğrencilerin aktif bir Avrupa vatandaşı olabilmesi. Harika. Şimdi bir öğretmen olarak aslında hani genelde öğretmenlerimizde gördüğümüz tablo şudur. Mesleklerini doğru bir şekilde icra etmek ve sonrasında hayatlarına kaldıkları yerden devam etmek. Bazıları da var ki elini taşın altına koyuyor ve bir şeylerin değişmesi için öncülük ediyor. Bir ailesi vardır eminim, bir sosyal hayatı, onun da kendine göre bir yaşantısı var. Şimdi ondan birazcık zaman vererek, ailesinden zaman çalarak, hatta sevdiklerinden zaman çalarak böyle bir projeye imza atıyor. Yani kendisi içsel olarak neden böyle bir şeye ilgi duymuş, onu çok merak ediyorum. Communist project means that you have to work hard. Yeah. And from your social time, from your family life, you spend extra time. Yeah. So why do you need that? Why? Why do you need that? Why? We need to improve. As a teacher, we need to improve our communication skills too with the students. So I think it's important to learn from the students. Öğrencilerimizle bir aramızda bir iletişim geliştirmeliyiz. Bu iletişimi de ne kadar çok çalışırsak o kadar çok sağlayabiliriz. Ben öğrencilerimden ve herkesten bir şeyler öğrenmeyi çok seviyorum. Bu öğrenmenin en iyi yolu, bu yüzden de ekstra zaman harcamak gerekiyor. Harika, çok güzel. And try to share the ways to work with other colleagues from other countries. It's important to learn every day. Her gün öğrenmek çok önemli bir şeydir. Sadece öğrencilerden değil. Bu projenin amacı 5 ülke üzerinden
Eğitim personeli olarak çalışan öğretmenlerimizden de bir şeyler öğrenmek. Her öğretmen bu projeyle beraber iletişime geçiyor, birbirleriyle bilgi alışverişinde bulunuyor ve birbirlerinden çok şey öğreniyor. Bu yüzden her gün öğrenmek çok önemli bir şey. Çok güzel. Yeah. Şimdi genel tema olarak şöyle söyleyebiliriz. 5 Avrupa ülkesi kendi ülkelerinin var olan önemli değerlerini, kültürel faaliyetlerini diğer ülkelerle paylaşıyor. Evet. Bunu da birebir her ülke birbirini ziyaret ederek, belli öğretmenleri oraya götürerek ve o ortamı, o atmosferi solumalarını sağlayarak yapıyorsunuz. Evet. Bunun ilk ayağı mıydı Türkiye'de, Kocaeli'de yapılan? Daha önce gidildi mi başka bir ülkeye? The Turkish mobility is the first mobility that has taken or the previous one we have or not, she is asking. Yeah, we carried out a previous one meeting in Spain last year, in January. And since this very beginning, the Turkish college collaborated with us in this project, and in person obviously, and the three other countries collaborate during or the rest of the time. Geçen yıl Ocak ayında İspanya'da bir ön hazırlık toplantısı oldu ve Türkiye bu ön hazırlık toplantısına katılan ilk ülkeydi. Ve biz o toplantıda Türkiye toplantısının tarihlerini karar verdik ve bu aşamaya kadar da diğer ülkeler aramıza katıldı ve hep birlikte şu anda ilk resmi toplantı olarak Türkiye'deyiz diyor. Çok güzel. Peki Mahmut Hocam, biraz da size dönmek istiyorum. Şimdi Bahçeşehir Koleji olarak yeniliklere çok açık olduğunuzu, güzel projelere imza atmayı sevdiğinizi ben çok yakından biliyorum. Bu projeye dahil oluşunuz nasıl gerçekleşti, nasıl bir süreçti, biraz aktarır mısınız hocam? Evet. Biz önce bir proje yaptık. İlk defa da böyle bir şeye katıldığımız için yaptığımız görüşmeler sonucunda ilk defa proje yapmak değil de var olan bir projeye dahil olmanın daha avantajlı olacağını bildirdiler. Biz de Comenius'un web sayfasında incelemelerde bulunduk. Onların yapmış olduğu proje bizim Bahçeşehir'deki sloganımız "Çocuk her yerde büyür ancak Bahçeşehir Koleji'nde yetenekleriyle doğrultusunda büyür" ifadesine örtüşen bu projeyi biz de benimsedik. Kabul ettik ve bunu da Türkiye Ulusal Ajansı'na bildirdik. Onlar da bu konuda bize destek verdiler. Bu projeye dahil olmamızı sağladılar. Onlar da bize 23 bin avroluk bir hibe verdiler. Biz de bu projeye bu şekilde dahil olduk. Kendilerinden projemiz örtüştüğüne inanıyorum. Çok güzel. Ve bu konuda da elimizden geleni yapacağımıza kendilerine de söz verdik. Evet. Peki hocam, nasıl bir hareketlilik var şimdi okulda? Eminim ki gündem değişti değil mi? Bir hareketlilik evet. Söz konusu. Evet, çok güzel. Arkadaşlarımızı, gelen misafirlerimizi havalanda karşıladık. Onları bu Kocaeli'deki bir otelde ikamet ettirdik. Daha sonra da okulumuzu aldık. Çalıştayını başlattık. Ve öğretmenler gününe de denk gelmesi sebebiyle de çok güzel bir karşılama oldu. Thank you. Yeah. Yani olunca çok farklı bir atmosfer evet. Meydana geldi. Onu da anladım hocam. Kırmızı halılar sergisiniz. Öğrenciler gram tuvalet giyinmişler. Bizim her yıl 12. sınıf öğrencilerimiz öğretmenlerine bir sürpriz gerçekleştiriyor. Bu kapıda karşılamaktan tutun da akşama kadar sanat, spor, kültürel etkinliklerini sergiliyorlar. Kendilerine de teşekkür ettik dün akşam. Hatta en sonunda bize çok güzel jest yaptılar. Çok güzel dansa kaldırdılar bütün öğretmenleri. Çok güzel oldular. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Kutluyoruz. Başarılarının da devamını diliyoruz. Evet. Biz nasıl onlara elimizden geldiği kadar gayret sarf ediyorsak, onlar da inanıyoruz ki bizleri sevdikleri için bunu her yıl tekrar ediyorlar. Evet. Şimdi Avrupa ülkelerinden gelen ziyaretçilerimiz de o kırmızı halının üzerinde yürürken evet. Falan kendilerine bir özel hissetmişlerdi. Kendilerine yaptığımızı zannettiler.
Ancak tabii ki öğretmenler günü nedeniyle 12. sınıfların bir sürpriziydi. Ama çok güzel oldu. Tam denk geldi. Evet. Yani biz de mutlu olduk. Kendileri de çok mutlu oldu. İnanıyorum biraz sonra sorduğunuzda da alacağınız cevaplar bundan aşağıya kalmayacaktır. Evet. Biz Türkler misafirperverliğimizi gösterdiğimize inanıyoruz. Kesinlikle eminim hocam. Şimdi bu arada dün bir çalıştay gerçekleştirdiniz. Evet. Tüm gün okulunuzda Ebru sanatını anlattınız. Neler yapılacağını değil mi? Aşamaları anlattınız. Evet. Bugün sabahtan uygulamayı gerçekleştirdiniz. Evet. Şimdi öğleden sonra biraz şehir turu yapacaklar. İstanbul'u gezecekler ve sonrasında da ülkelerine dönecekler. Evet, bugün Adapazarı ve Sapanca turumuz var. Yarın da İstanbul turuyla dönüyorlar. Çok keyifli geçtiğini söylüyor ama bir de kendisine soralım aynen isterseniz. Aynen öyle soralım. Nasıl bulmuş Türkiye'yi, buradaki bu organizasyonu nasıl değerlendiriyor? How did you feel at the workshop of Art of Marbling and what do you think about the general organization at our school for the workshops? She wants to learn about it. Yeah, without words, really, really amazing. The art marbling, the Ebru Salati. It was really, really impressed for us. I tried to express myself during the workshop with our artist. The talk is artist. Yes. Yeah. And I tried to relax, heard music, to try to be inspired by your ancestors and express myself. And well, I've done a kind of flowery painting with a heart, which means my love for Turkey. Oh, thank you. You're so kind. Ben diyor müzikle birlikte neyle bir müziğimiz vardı bizim. Direkt workshop'ta biz sabah çalıştaydı, Ebru çalıştayında. Arkada fon müziği olarak neyi kullandık ki Türk kültürümüzü yansıtsın diye. Şimdi Maria diyor ki kendimi ney müziğine bıraktım ve sizin atalarınızın olduğunu düşünerek ve de sanatçınızla birlikte onun yardımıyla bir çiçek motifiyle beraber bir kalp motifini çalıştık. Ama müzik çok güzeldi, çok etkilendim, çok dinlendiriciydi. Ve o kalp, çalıştığımız kalp, yaptığım Ebru çalışması Türkiye'ye olan sevgimi sembolize ediyor diyor. O halde neyi de unutamayacaklar Ebru sanatıyla birlikte galiba değil mi? She asks for that. You can't forget about the Turkish cultural music while you are doing the art of marbling in the workshop. The kind of music. Very music. Relaxing. Yes. Yeah, very relaxing. It was very. It's similar. I think it's similar as Mediterranean music because I feel like home. Çok dinlendirici bir müzikti ve bir Akdeniz ezgisi vardı bu müzikte diyor. Ben sanki bir an evime gitmiş gibi de hissettim diyor, o ezgiden kaynaklı olarak diyor. Harika, çok güzel. Bu arada görüntülerimiz var Ebru sanatıyla ilgili. Arkadaşlarım o görüntüleri hazırlayabilirlerse çok sevinirim. O görüntüler üzerine de konuşalım. Çünkü Ebru sanatıyla ilgili detay bütün görüntüleri göndermişsiniz bizlere. Onları da yayına hazır hale getirdik. Ebru sanatı gerçekten çok önemli. Kocaeli'de de bu anlamda çalışmalar yapılacak. Ben de bu arada Selma Hanım'la, değil mi Selma Hanım, Ebru hocanız? Evet, onunla evet. Selma Taner. Yapmak istiyorum. Bu arada Ebru sanatıyla ilgili görüntülerimizden önce VTR'miz varmış sanırım sırada. Şimdi hocam böylesi değerli güzel bir okulu davet etmişken vatandaşımıza da sokakta sorduk. Bir okuldan neler beklediklerini, nasıl olmasını istediklerini. Bakalım vatandaşımız neler bekliyormuş, izleyelim. Sonrasında sohbete devam edeceğiz. Efendim çocuğunuzu okula kaydederken öncelikle neye dikkat edersiniz? İyi eğitim verip vermediğine baktım. Öğretmenlerin kalitesine ve ondan sonra okulun düzenine. Ondan sonra verdim. Yani iyice araştırdınız önce. Tabii mutlaka araştırmadan çocuğumuzun geleceğini karartmak yerine ona iyi istikbal temin etmek için iyi okul araştırdım ve özel okula verdim o zaman. Evet. Peki faydalarını gördünüz mü çocuğun gelişiminde? Mutlaka. Yani faydasını gördüm. Ve şimdi çok iyi yerlerde iki çocuğum da. Bir kere okulun eğitim alanının temiz olmasına dikkat ederim. Eğitim
verirken öğretmenlerinin samimi olmasına dikkat ederim. İşini sevmelerine dikkat ederim. Ciddiyetine, disipline dikkat ederim. Yani eğitim çok önemli bir olay. Yani ben toplumun kuru kalabalık oluşunun ben eğitimden geldiğine inanıyorum. Eğitimsiz insanlar toplumda verisi olmayan insanlar diye düşünüyorum. Yani bir okul çocuğa ne gibi özellikler katmalı? Benim geleneklerime, anneannelerime, düşüncelerime, toplumun değerlerine uygun bir formatta yetiştirdiği zaman istediğim şey olur yani. Peki kültürel böyle müzik etkinliklerinde, sanat etkinliklerinde öne çıkmalı mısınız? Yani eğer o da ihtiyaç var tabii, o da olması gerektiği kadar olacak tabii, yanından soyutlayamazsın. Ama netice itibariyle bizim yani müzikten daha önemli, daha çok değer vermemiz gereken daha önemli şeyler var. Tabii o da olacak, yani ondan soyutlayamazsın. Netice itibariyle olması gereken şeyler olacak. Nelere dikkat ettik? Hangi bölgedeyseniz o okula gönderdiniz, yani dikkat edecek. Fazla seçme şansımız olmadı. Olmadı, hayır. Peki bir okul çocuğa neler katmalı efendim, onu soralım. Çocuğu eğitmeli, öğretmeden önce eğitmeli yani. Yani sırf bilgi yüklemekle bir şey olmaz yani. Sadece bilgi değil. Hayır. Yani o yönü çok zayıf. Eğitimin o yönü zayıf. Eğitimde öyle bir problem var diyorsunuz. Var tabii. Bilgi yükleniyor. Sadece kuru bilgi diyorsunuz. Yani, peki başka neler katabilir efendim? Sosyal hale getirmeli. Yani ilkokul çocuklarını bile notla uğraştırıyorlar yani. Nottan ziyade çocuğu sosyal hale getirmeli. Çocuğu sosyal hayata adapte. Gayet tabii yani. Bu o yön zayıf kalıyor. Evet. Eğitimde öyle bir şeylik var. Bilgi yükleniyor. Çok bilgi ezberletiyor. Test yapıyor, şu yapıyor ama çocuk hiç kimseyle irtibat kuramıyor. Kendi ifade edemiyor. Ya yani çocuğuma en az insan olmayı en azından kültürlü bir şekilde yaşamasını. Peki bazı etkinlikler yapılabiliyor, işte kültür etkinlikleri, işte tiyatro etkinlikleri, müzik etkinlikleri. Evet. Onlarda faal olmasını ister misin? Tabii isterim. Kesinlikle. Katılıyor zaten. Devlet okulları yeterince bunları karşılıyor, evet. Karşılıyor. Okulun kalitesine de katkı etmişizdir. Özel okulda okudu zaten. Evet. Peki dershanelere gitti. Memnun kaldınız mı okula? Okulda memnun kaldım. Peki bir okul çocuğa neler katmalı efendim? Çocuğa her şeyi katmalı yani. Eğitimin amacı o. Hı hı. Sadece eğitim olarak düşünmemek lazım. Her dalda. Her dalda yetiştirmesi lazım. Mesela ne gibi dallarda yetiştirebilir çocuğu? Toplumda yaşamayı öğretmesi lazım en başta. Hı hı. Bugün toplum olaylarını görüyoruz. Evet. Aile yaşantısını öğretmesi lazım. Evet, eğitim gerçekten çok önemli. Aslında bahsedilen çerçeveye de çok uyuyor okulumuz, değil mi hocam? Evet. Neler yapılıyor sizin okulunuzda, şimdi biraz anlatır mısınız? Bir vatandaşımız ne dedi? Okulda dedi, ben hijyen ararım dedi. Evet. Şimdi her iş yeri Avrupa Birliği çerçevesinde iş güvenliği ve sağlığı konusunda tedbirler almak zorundadır. Evet. Okulumuza birkaç sefer ziyarete geldiniz, görmüşsünüzdür. Biz bu konuda gerçekten iş güvenliği ve sağlığı konusunda uzman ekiplerle çalışıyoruz. Belki bizim göremediğimiz, gözümüzden kaçmış en ufak noksanlıklar ve risk teşkil edecek girinti ve çıkıntıların hepsi kontrol ediliyor. Ve her seferinde rapor vermek zorundayız. Ve her 15 günde bir gelip denetimden geçiriyoruz. O konuda biz okulumuza çok güveniyoruz. O kadar bir sıkıntımız yok. Bazı velilerimiz ise, vatandaşımız, çocuklarının örf ve adetlerine çok bağlı kalmasını, eğitimin sanat, spor, kültür alanında olabilir ama dedi, daha çok örf ve adetlere riayet etmesini isterim dedi. Tabii ki milli eğitimin müfredatı var. Bu müfredat çerçevesinin dışına çıkmak kolay iş değil. Bunu vermek zorundayız. O biraz daha ailelerin yapacağı bir iş değil mi? Aynen öyle, ama bunu asla yapmayacağız anlamına gelmiyor. Tabii ki doğruluğu, dürüstlüğü tamamen okul çerçevesi içerisinde veriyoruz. Bir başka vatandaşımız dedi ki, sanat spor aktivitelerinin olmasında fayda var dedi. Tiyatronun olmasına fayda var dedi. Tabii ki bütün okullarımız, buna özel okulda, devlet okulunda da, ben ikisinde de görev yaptığım için söylüyorum. Velileri istedikten sonra her okul bunu gerçekleştirebilir. Ama veliler okullara güvenmesi lazım.
Çok devlete de böyle güvenmek lazım. Özelde de güvenmek lazım. Tabii ki o okullar hiçbir zaman bunları biz yapmayalım diyen bir okul ve idareci öğretmen ben inanmıyorum. Yaparlar. Yeter ki veliler bu konuda okul idaresine destek olsunlar. Çok doğru söylüyorsunuz. Yaparlar. Akademik olarak da tabii ki müfredatımız var. Özel okulların devlet okullarına karşı bir avantajı var ki onlar da etüt saatlerini fazlalaştırıyorlar ve normal eğitim yapıyoruz. Ülkemizde yeni yeni normal öğretime geçme başladı. Sınıflar çok kalabalık. Kalabalıktan kurtarmak ve öğrenciyi ikili eğitimden tekli eğitime geçirip boş kalan zamanlarında da sanat sportif faaliyetlerini yerine getirmeleri gerekir. Özel okullar bu konuda biraz daha şanslı. Devlet okulunda 30 saat ders yapılırken özel okullar en az 40 saat ders yapıyor. Üstüne aktivite ekliyor. Çok güzel. Onun hocam. İçin bir avantajı var. Evet. Siz kaç yılınızı verdiniz mesleğe hocam? 30 yıl devlette çalıştım öğretmen olarak. 7 yıldır da Bahçeşehir Koleji'nde çalışıyorum. Maşallah hocam. Onun öncesi var biraz daha. Evet. Emekli olduğunuz halde yola devam ediyorum. Evet. Daha devam edeceksiniz galiba. Evet. Öyle görünüyor. Yolunuz açık olsun. Teşekkür hocam. Ediyorum. Sağ olun. Evet, şimdi Comenius projesi, tabii siz çok projelere açık olduğunuz için bu projeyi de onayladınız. Evet, ve Ebru sanatını ön plana çıkardınız. Eminim ki şu günlerde okulunuzda yoğun bir şekilde Ebru sanatı konuşuluyordur. Evet. Çocuklar değil mi? Duymayan, bilmeyen kalmamıştır neredeyse. Hepsi bir şekilde araştırmış, incelemiş, öğrenmiştir. Evet. Ve ben bu kelebek etkisine çok inanırım. Biri bir şeyi öğrenir, onun yanındaki de öğrenir. O ona fısıldar, öbürü öbürüne fısıldar ve o bir bakmışsınız çığ gibi büyümüş. Tabii bundan ilgili köşeler hazırlandığı için de öğrenciler, veliler geçerken mutlaka bunları Komünist köşesinde görüyorlar. Evet. Web sayfasından takip edebiliyorlar. Bilirsiniz ki suyun insan vücudunun %70'i su olması sebebiyle de suyla vücudun bir haşir neşirliği vardır. Aynen öyle. Hatta Osmanlılardan kalma bir de şey vardır, bilirsiniz, müzikal tedavi yöntemi. Evet, evet. Ebru'da suyla tedavi yöntemidir. Bu konuda biz buna bu konuda Avrupa'ya bunu açmak, onlara bunu tanıtmak istedik. Evet. Değişiklik olsun diye bu işe girdik. Zannediyorum kendileri de bu konuda bu işten çok hoşlarına gitti. Şimdi evet. Onu ele erken de eminim çok zorlanmışsınızdır. Çünkü bizim kültürümüzde çok önemli değerler var. Evet. Ebru onlardan bir tanesi ama eminim ki o, değil mi, hangisini öğretelim acaba noktasında ciddi kritikler yapmışsınız. Evet. Avrupa Birliği'nin projesinde şu vardı. Onlar sanatçıyı tanıtıyorlar. Biz sanatı tanıtıyoruz. Aramızda ciddi bir fark var. Bu var. Evet, o bakımdan da daha şanslı bir ülkeyiz gibi geliyor bize. Çünkü bu işi yaparken biz büyüklerden değil de öğrencilerin bu işe katılmasını istiyoruz. Öğrencilerin yapmasını istiyoruz. Öğrencilerin bu sanatı Avrupa'da tanıtmasını istiyoruz. Evet. Onun için biz bu konuyu seçtik. Çok güzel. Ben diyorum da iyi yaptık. Kesinlikle iyi yaptınız hocam. Peki Maria'ya dönmek istiyorum. Bu Comenius projesi 2 yıldır yapılıyor. İkincisi Türkiye'de yapıldı. Daha önce neredeydiler? Nasıl bir proje gerçekleşti? Oradaki izlenimleri nasıldı? Before this project, you have made lots of projects as school, as Spain. And in the previous project, how was it? And where was the last meeting? And how was it evaluated, the previous one? The previous one. Yes. So now a lot of projects. I only participated in one as a member of it because it was very, very interesting project. It means the magic of literature makes friends. Mm-hmm. It involved 8 countries, mm-hmm. and it was very, very interesting mm-hmm. to share information with these countries. Okay. Daha önce zaten okul olarak onlar proje, Comenius projesi yapan bir okul. Maria'nın Comenius projesindeki ilk koordinatörlüğü. Fakat daha önceki projelerde Maria hep grubun içindeydi, proje geliştirme ekibinin içindeydi. Bir önceki projeleri de edebiyat, insanlar arasında arkadaşlık kurar. Projenin evet adı buymuş ve 8 ülke yapmışlar daha önce ve o da çok güzeldi diyor. 8 ülke, öğretmenler, öğrenciler sürekli diyor birbirimizle diyor iletişim halindeydik, birbirimizi ziyaret ettik. Çünkü ülkeler arası
toplantılar, hareketlilikler. Bundan sonraki toplantılarda artık birbirimizi, öğrencilerimizi de götüreceğiz. Belli bir kontenjanımız var. Tabii bu da Comenius projesini daha zevkli bir duruma getiriyor. Hem öğrenciler için hem biz öğretmenler açısından. Evet. Onlar da önceki projelerinde 8 ülkeyle birlikte hem öğrencilerini ve öğretmenleri tanıma fırsatı yakalamışlar. Hem de çok güzel bir iletişim içerisinde çalışmışlar. Evet. Şimdi 5 ülkeden bahsettik. Bu ülkelerden bir tanesi Türkiye. Diğer ülkeler hangileri? Kendisi de İspanya'dan geldiği için İspanya'yı da biliyoruz. Hangi ülkeler katkı sağlıyor projeye? Which are the other countries take place except Turkey in the Comenius project, and why have you chosen these countries? We are on the whole we are five schools. The schools taking part in this current project project as Spain, or obviously the IES Beniahan from Murcia, and the Germany in the cities Ulsen in North Germany. So to our school, other school, sorry, is Krataja in northwest Poland, and our school in Bucharest, the Romanian school in Bucharest, the capital, and obviously our colleagues from Turkey. So we have five schools. İspanya'dan, bizim okulumuzdan ve Türkiye'den, Knightsbridge Bahçeşehir Koleji'nden, diğer ülke Almanya'm, diğer bir ülke Polonya'm ve son ülkemiz Romanya. Bu kadar değişik ülke seçme sebebimizi şimdi açıklayacak bize. Onu özellikle açıklamak istiyor. Yani 5 ülke neden? Niçin? So with these five countries we try to cover all Europe, more or less all Europe from north and south and from east and west. So try to cover all Europe. Bizim amacımız 5 ülkeyi seçerken bütün Avrupa'yı içine almaktı. Doğudan batıya, kuzeyden güneye özellikle bunu belirtmek istiyorum diyor ki bunun altını çok çiziyor zaten toplantılarda da bize de özellikle. Yani her yerden birbirimiz içerisinde iletişim içinde olalım. Yoksa birbirine yakın ülkeler olmak değil. Ne kadar uzak olursak o kadar iletişimimiz kuvvetlensin. Öğrencilerimiz birbirini tanısın. Bizler tanışalım. Bizim amacımız bütün Avrupa'nın dört bir yanında olan ülkeleri bir araya getirmekti diyor. And try to be a new country, a new country, common country is called show the artist in you. This is the new. Bu beş ülkeyi bir araya getirerek yeni bir ülke yaratmakta aslında amacımız ve adını da ülkenin adını da içindeki sanatçıyı göster ülkesi koymaktı. Harika, şahane bir fikir gerçekten. Peki bu 5 ülke böyle mi kalacak? Bu projeye yeni dahil olacak ülkeler olacak mı? Biraz daha yelpaze genişleyecek mi? We are now 5 countries. Yeah. Are there going to be any other countries which are going to take part in the Comenius project? It's not possible because we have to program all the project and a year before, and then the ORPE has to give us all the approval to carry on with the project. So it's not possible, but maybe in the future another project together. Yeah, it's possible. Şu anda yeni bir ülke aramıza alamıyoruz çünkü projemiz bir yıl öncesinden planlanmaya başlıyor. Genel planlanması, fikirler, hep bir araya gelme, bu toplantı tarihleri bunların hepsi bir plan içerisinde yürüyor. Bu Türkiye'de bulunduğumuz içerisinde de gerçekten biz çok şeyi iki gün boyunca konuştuk, planladık.
Her ülkenin kendi üzerine düşen sorumlulukları var ve bu planlamanın üstüne yeni bir ülke dahil edemiyoruz. Ama yine sizlerle diyor özellikle başka bir projede başka ülkelerle çalışmayı çok isteriz tabii ki de diyor. Bence de değil mi hocam? Evet. Siz de eminim ki bu projelere açıksınızdır. Açığız. Tabii ki bunu büyük öğrenci grubuyla yaptık ama önümüzde bir projemizde küçük öğrenci grubuyla yapmayı hedefliyoruz. Harika. Onun da proje sahibi olarak şimdiden de açıklamak istemiyoruz. Başkası elimizden almasın projeyi diye. Önümüzdeki yıl onu da biz proje olarak sunmak istiyoruz. Bu sefer de ortakları kendimiz seçeceğiz. Harikasınız hocam ya, çok güzel. Peki şimdi siz diğer ülkeleri ziyarete gideceksiniz değil mi hocam? Evet, 2 yıl içinde. Bu 2 yıllık bir proje. Evet. 2 yıl zaman zarfında öğrenci ve öğretmen arkadaşlarımızla birlikte 4 ülkeyi daha ziyarete gideceğiz. Evet. Bu öğrencileri ve öğretmenleri siz mi seçeceksiniz? Talepler doğrultusunda mı? Şöyle söyleyeyim. Bu kulüpte, Ebru Kulübü'nde olan öğrencileri sırayla diğer ülkelerin seyahatinde paylaştıracağız. Bu kulüpte olan öğrencileri ve proje ekibinde olan öğretmen arkadaşlarımızı da ülkelere farklı kişilerle beraber göndereceğiz. Evet. Bu o öğrencilerin hayatında da çok önemli bir fark yaratacaktır. Mutlaka tabii ki. Gerçi bizim öğrencilerimizin bu tip etkinliklerde çok rol aldıklarını söyleyebilirim. Çünkü zaman zaman yurt dışına sürekli öğrencilerimizi sanatta olsun, sporda olsun, aktivitede olsun yurt dışına gönderiyoruz. Tecrübeleri çok. Çok güzel. O bakımdan rahat. Ailelerin yaklaşımı ne oluyor peki hocam? Çok iyi. Yani o bakımdan bize çok güvendikleri için hiçbir sorunla karşılaşmıyoruz. Şöyle bir örnek vereyim. Biz eskiden halk oyunları çalışmalarında hep daha çok kız öğrencilerle bu iş yapılırdı. Her yıl festivale katılmaya başladıktan sonra da erkek öğrenciler kız öğrencilerin sayısını geçti. Harika. Evet. Çünkü çocukların bir hedefi var, amacı var. Onun için de kendileri de çok beğendiler. Hatta bu ekibi ne olur Polonya'ya bize getirin. Biz orada bunu sergileyelim, gösterelim dediler. Kendileri de kamerayı aldılar. İzin istediler bizden ki biz bunu ulusal kanalda yayınlatabilir miyiz diye. Biz de kendilerine izin verdik. Çok beğendiler. Çok tam güzel. Profesyonelce dediler. Halbuki biz bir okuluz. Ama yaptığımız işi doğru yapmak istiyoruz. Doğru yapmak çok önemli. Evet. Kesinlikle hocam. Yapmış olmak için yaptığınız iş hemen yansıyor zaten. Evet. Peki Comenius projesini anlatmaya devam edeceğiz. Çalışmalarımızı anlatmaya devam edeceğiz ama kısa bir reklam arası verelim sevgili izleyiciler. Reklamlardan sonra burada olacağız. Siz de ekran başında kalın lütfen. Saniyeler hızla ilerliyor. Gündem hızla değişiyor. Kocaeli TV Ana Haber Bülteni günün önemli gelişmelerini tarafsız ve doğru biçimde ekrana taşıyor. Kocaeli'de olup biten her şey, gündemdeki olaylar, merak edilenler ve perde arkası hepsi akan zamana inat İbrahim Bedir'in sunumuyla hafta içi her gün 18.30'da Kocaeli TV'de. Değerli müşterilerimiz, altın en güvenli, en çok kazandıran, en değerli yatırım ve ziynet eşyası. Sizler de eski yastık altındaki altınlarınızı yatırıma dönüştürün. Sarraf Tüysüzler de İstanbul Altın Rafinerisi kalite ve güvencesiyle eski altınlarınızı 1 gramdan 1 kilograma kadar has altına çevirerek değerli yatırımlar yapabilirsiniz. Altında Kocaeli'nin markası Sarraf Tüysüzler 25 yıllık tecrübesiyle hizmetinizde. Telefon 0262 321 02 04. Morf
Pixi Mert'e uzak diyarlardan rakip çıktı. Japon bebek Kim Kyo, Mert'e meydan okuyor. Mert çok sıvı tüketebilir ama Kim Kyo'nun hızına asla yetişemez. Biz Molfix'e güveniyoruz. Mert Molfix kullanıyor. Kim Kyo'nun işi çok zor. Kim Kyo'da bir huzursuzluk mu var? Kim Kyo'nun bezi sızdırıyor mu? Ve Molfix'li Mert şampiyon. Sıvıyı hızla emen yeni Molfix şimdi çok daha emici. Üstelik bebekler Molfix'le 7/24 koruma altında. Bugün bacağınızda bir damar, yarın mor bir şişlik. Sonra damar hastalığı veya varise dönüşmesin. Medikal Park Gebze. Herkes için sağlık. 444-4484. Burası yatırım alanındaki tüm ihtiyaçlarınıza profesyonel ekibi ve üstün hizmet anlayışıyla hızlı, kaliteli ve güvenilir çözümler sunan Kontakt Gayrimenkul ve Yatırım Borsası. Kontakt Gayrimenkul ve Yatırım Borsası'nın yüksek bilgi donanımına sahip yatırım gayrimenkul danışmanları, güçlü pazar analizleriyle size en doğru yatırım seçeneklerini sunar. Kontakt, profesyonel bakış açısı, ilkeli çalışmaları, etkin iletişimi, güçlü ve dinamik ekibiyle yatırım projelerinizin başlangıcından sonuna kadar sonsuz güven anlayışıyla yanınızda olur. Kontakt Gayrimenkul ve Yatırım Borsası'nda memnuniyetiniz birinci sıradadır. Kocaeli Kaya'dan dev kampanya. Auris 44.300 TL, Yaris 32.600 TL. Toyota'nızı 100 TL peşinatla şimdi alın. Taksitleri Mayıs 2014'te ödemeye başlayın. Kişiye özel ödeme planı ayrıcalıkları Toyota Plaza Kocaeli Kaya'da. Daha fazlası için sizleri Toyota Plaza Kocaeli Kaya'ya bekliyoruz. KocaeliKaya.com.tr. Feel the love. With a shine on my smile. Karşılıksız sevginle evliliği kutsal yapan sensin. Kulağına fısıldadığın sesinle onun güvenle büyümesini sağlayan sensin. Ve doğa altını armağan etti sana. Çünkü sen her şeyi hak edensin. Sarraf Tüysüzler, takının adresi. Kocaeli'nin gündemine ayna tutan gündem programı, her hafta şehirde öne çıkan ekonomik, siyasi, kültürel konuları yetkin konuklarıyla analiz ediyor, açıklığa kavuşturuyor. Gündemde cevapsız soru kalmıyor. Gündem Cuma akşamları 20'de Kocaeli TV'de. Sevgili izleyiciler, yaşama dair tüm hızıyla devam ediyor. Ekranlarını yeni açan izleyiciler için bir kez daha hatırlatalım. Bugün Kocaeli Bahçeşehir Koleji'nden çok değerli konuklarımız var. Kocaeli Bahçeşehir Koleji'nin genel müdürü, okul müdürü Mahmut Kalcı bizlerle birlikte. İngilizce öğretmeni Sevim Güner bizlerle birlikte ve aynı zamanda İspanya'dan da bir misafirimiz var. Comenius projesiyle ilgili Türkiye'yi ziyarete gelen ve proje koordinatörü Maria Jesus Gonzalez bizlerle birlikte efendim. Programın ilk bir bölümünde Comenius projesini anlattık. Yine programın sonlarına doğru kaçıranlar için tekrar edeceğiz tabii ki detaylarını. Ama şunun altını çizmek istiyorum özellikle. Ebru sanatı üzerine çok önemli bir çalışma yapıldı ve çalıştay yapıldı Bahçeşehir Koleji'nde. Ve Ebru sanatı ile ilgili görsellerimiz var elimizde. O görüntüleri de alabilirsek arkadaşlar ekrana. Onlar üzerinde sohbet edelim hocam sizlerle birlikte. Evet, görüntülerimiz hazır mı? Title'ı çekelim arkadaşlar ekrandan. Evet. Şu anda hazırlanıyor değil mi? Öğrencilerimiz yavaş yavaş Ebru sanatını Ebru kulübü yapmak için çalışmalarımız. Sizin kendi öğrencileriniz evet. Onlar. Evet. Ve belli dönemlerde okul içerisinde bu çalışmalar zaten kulüp yapılıyor. Kulüp çalışmalarında haftada 2 saat olarak gerçekleşiyor. Haftada 2 saat. Evet. Çok iyi hocam. Çok güzel.
Öğrencilerimiz bu sabah bizimle birliktelerdi zaten. Ebru çalıştığında da öğrencilerimizle evet. tanıştılar. You have met with our students yeah. in the workshop this morning. Kaç öğrencimiz var bu arada kulüpte hocam? 7 öğrencimiz var. 7 öğrenci. Bir de Ebru sanatı biraz zahmetli değil mi? Evet. Böyle teferruat gerektiren teferruatlı, bir temizlik sanat. İsteyen bir iş evet. ama kolay temizlik yok. Evet değil mi? Hocam zaten üzerini kirletip gelmiş buraya da. İlla bir yerlere sıçrıyor evet, değil mi? Sıçrıyor, evet sıçrıyor. Biraz da böyle insanı transa geçiren, böyle herkes birbirinden bağımsız. Bağımsız, herkes kendini ayrı evet. çalışıyor. Çünkü bir çeşit terapi aslında, Ebru sanatı terapi olarak kesinlikle. Da görülen bir sanat dalı. Evet. Yan tarafta görülen de Ebru sanatı öğretmenimiz. Öğretmenimiz Selma Hanım. Selma evet, tanıyorum. Bu arada siz yaptığınız bütün her şeyinizi de Ebru sanatıyla yapmışsınız. Elinizde kartlarınız evet, var. Evet, kartlarımız evet. Ebru sanatıyla ilgili. Değişik çok değişik güzel. Öğrenciler yaptılar. İyice hafızalarda kalsın diye değil mi evet, hocam? Evet, çok bütün güzel. Okulumuzun her tarafında aynı şekilde o gördüklerinizi kartlara çıkarttırdık. Evet. Hocam bütün bu alet edevatları siz temin ediyorsunuz evet, okul olarak. Okul olarak biz temin ediyoruz. Öğrencilerimize veriyoruz. Onlar da çalışmalarını yapıyorlar. Evet, yavaş yavaş işte sizin üstünüzü kirleten alan evet. değil mi? Evet. Kağıdı bastırıyorlar. Sonra da sıyırarak çıkartmak durumundalar. Sonra da kurumaya gidecek. Kuruduktan sonra da aşamalardan geçiyor. Kuruduktan sonra da çerçevelenip okula süs olarak veya gelen misafirlere hediye olarak veriyoruz. Evet. Ebru evet. sanatının en güzel taraflarından bir tanesi bir daha bir tekrarı yok. Yok. Bir yaptık Ebru'nun başka bir tek. Örneği yok, olması mümkün. Sadece fotokopisi olabilir. Evet, aynen öyle. Öğrenmesi zaman alan yorucu bir şey mi hocam? Asla değil. Bu bir merak ve heves işi. Veya o çiviyi çok güzel paralel olarak getirip götürebilmek veya biraz da yaratıcılık katabilmek, o Ebru'nun içerisine bir kap yapabilmek, bir lale yapabilmek, bir gül yapabilmek evet. o da ayrı bir sanat. Kesinlikle öyle. Evet. Öğrencilerden geri bildirimler nasıl peki? Kendilerini nasıl hissediyorlar? Çok mutlular. İyi ki bu kulübü seçtik diyorlar. Bazı kulüpler açıldığı zaman çok revaçta olmayabilir ama için içine girdikten sonra bu kulüpler hakikaten bir patlama yaşıyor. Örneğin bir robotik kulübümüz. Artık oraya öğrenci alamıyoruz. Çok doldu. Gerçekten. Binicilik kulübümüz o şekilde. Kısa film çekme kulübümüz var. Geçen hafta Bahçeşehir Üniversitesi'nin kısa film stüdyolarına gönderdik onları. Orada bir bölümümüz var. Çocuklar çok memnun. Bir de senarist bölümü açabilirsek. Oo, hocam vallahi harikasınız yani. Çocukların içindeki o uyuyan devi uyandırıyorsunuz evet. yani. Burada ne yapıyorlar hocam? Bu öğrencilerimiz görsel sanatlar kulübü öğrencilerimiz. Biz Comenius köşesi hazırlıyoruz. Her Comenius projesinde olduğu üzere. Burada da görsel sanatlar kulübü öğrencilerimiz şöyle bir köşe düşündüler. Uzun araştırmalar sonucunda her ülkeye özgü karakterler yaratalım. Bir İspanyol küçük kız çocuğu olsun, bir Alman erkek çocuğu olsun ve ellerinde bayraklarını tutsunlar. Böyle bir Comenius köşemiz olsun, okul girişine koyalım. Çünkü projenin en baş gerekliliğinden biri bir Comenius köşenizin olması gerekiyor. O projede yer alıyorsanız. Ve biz bunu Görsel Sanatlar Kulübü öğrencilerimizle yaptık. Ve onların o karakterleri hazırlarkenki görüntülerini izliyorlar şu anda seyircilerimiz. Evet. Hocam bu Comenius projesini okulda yaygınlaştırmak adına, işte velilere duyurmak, işte bütün Kocaeli ile paylaşmak adına neler yaptınız? Öncelikle bu işi doğru ve düzgün yapmak adına Milli Eğitim projelerden sorumlu kişiyle beraber bu işe başladık. Okulumuzda buna uygun her branştan bir öğretmen tayin ettik. İngilizce bölümünden biraz fazla oldu ama çünkü bu işin kaynağı uluslararası evet, çalışma olduğu için dil önemliydi. Hatta bu işe biz geçen yıl başladığımızdan iki arkadaşımız ayrıldı bizden ama onlara da teşekkür ediyorum burada huzurlarınızda.
Ancak ayrılmalarına rağmen projemizde hala bize destek vermeye devam ediyorlar. Çok güzel. Yani arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Biri Gebze'de kendi iş yerini kurdu. Biri de devlete tanıdı Mardin'de. Bizden ayrıldılar ama hala gönülleri bizden beraber bize destek vermeye de devam ediyorlar. Çok sağlam bir ekip oluşturduk. Bu ekip artık işini çok iyi yapmak amacıyla gecesine gündüzüne kattılar. Az evvel sorduğunuz gibi fazla zaman ayırmak gerekiyor dediniz. İnanın bu grupta olan arkadaşlarımız belki 15 gün akşam saat 9'una kadar okulda çalıştılar. Hafta sonu geldiler. Projeye başladılar. Kabul gördükten sonra daha çok, hele hele de ilk olmak, hele hele ilk ayağının Türkiye'de olması bayağı bizi bir heyecanlandırdı. Çok güzel. Ekip çok sağlamdı. Teşekkür ediyorum bütün ekibime. Ve elinden geleni yaptılar. Bizi de mahcup etmediler. Çok ülkemizi güzel. Temsil etme adına kendilerine ben buradan teşekkür ediyorum. Evet. Şimdi okulunuzun pek çok ayağı var Türkiye'nin çeşitli yerlerinde. Evet. Onlarla da iletişim halindesinizdir eminim. Bu projeden haberdarlar mı? Haberdarlar. Hepsi biliyorlar. Ama sadece bizim Kocaeli'deki projemiz diğer okullarımızı bağlamıyor. Onların da farklı projeleri var. Onlar da farklı projelerde Comenius'a dahil oluyorlar. Olanlar var. Projesi kabul olanlar var. Olmayanlar var. Yani Türkiye'den 20 proje kabul gördü zannediyorum. Kocaeli'den de biz varız. Belki başka okullarımızda da, devlet okullarımızda da vardır diye biliyorum. Evet. Bu arada Comenius ne demek? Yani tam olarak bir anlamı var mı? Bir şeyin açılımı mı? What is Comenius? Is this a person's name or is there any other explanation for Comenius? Yeah, Comenius is as a lifelong learning program destined to all the community of Europe. So represent it, try to develop the knowledge of Europe. Comenius, başında da belirttiğimiz gibi hayat boyu öğrenme, lifelong program diyoruz biz buna. Avrupa Birliği'nin öğrenme programının bir parçası ve hayat boyu öğrenme adı altında geçen okul çağı öğrencileriyle yapılan bir proje. Ama ben küçük ekstra bir bilgi vermek istiyorum bu noktada. Comenius çok uzun seneler önce Çekoslovakya'da bir öğretmenin adı aynı zamanda ve bu öğretmen yurt dışı ile ilgili Çekoslovakya dışındaki öğrencilerle bir proje, bir çalışma gerçekleştiriyor. Onun için de zaten çok ülkeli anlamına ya da çok dilli anlamına geliyor. Yani böyle kabul edilmiş bir şey kelime anlamı olarak da ama aslında bir soyad. Bir öğretmenin soyadı, adı evet, da demeyelim. Evet, soyadı Çekoslovakya'dan olan bir tarihsel durum var evet. Altında. Evet. Peki bir şey daha ilave etmek istiyorum. Buyurun. Bu projeyi Kartepe ilçesinde, ilçe milliyetin müdürlüğümüzde yaptığımız görüşmelerde de kendisi de sağ olsun açılış konuşmasını yapmak üzere de bize katıldılar. Bunu yaygınlaştırmak amacıyla da okulda yaptığımız çalıştay, yaptığımız bütün çalışmaları Kartepe bölgesindeki bir müdürler toplantısından sonra bir kokteyle birlikte tüm Kartepe'deki bütün okullara, ilk orta ve lise okullarının müdürlerine bu konuda bir seminer vererek bunu bakış açısını Kartepe ilçesi içinde geliştirmek istiyoruz. Harika. Sadece bunu biz değil, tüm okullarımızın katkı sağlayarak yapmasını amaçlıyoruz. Değil mi? Yani çevreye bir vizyon belirlemek istiyoruz. Bu çok önemli. Evet. Yaptığınız her işle, attığınız her adımla örnek oluyorsunuz zaten. Mutlaka. Eminim birilerini etkileyecektir bu proje. Evet. Peki Maria'ya dönmek istiyorum tekrar. Sabah artık birebir Ebru sanatını uyguladılar, icra ettiler. Sizin üstünüz kirlenmiş ama onda bir şey görmedim. O gayet temiz çalıştı herhalde. Yaptı mı birebir, uyguladı mı? Biraz anlatır mı bize neler yaptığını? In the morning, in the workshop, how did you feel? We talked about it, but did you apply it? Yeah. And do you remember how to apply it? Yeah. we have tab, container, yeah, a tab or something like yes. that. And we, our
artist, our Turkish artist Selma Taner, prepare a mixture of special water. I mean, Turkish kitre. Yeah, with gum, the powder, yes. Gum and water. You have to wait for 24 hours. So then we have this mixture. Then when you are prepared to produce, to create, yeah, you have a pencil, special pencil handmade brush. Pencil, yeah, brush yes. With horse hairs, I remember. Yes, horse hairs. And rose root. Yes, the stick is made of rose made root. Of rose root. So it's more flexible one. Yes, the flexible. And you have to spread the color, you select colors. Yes. And you have to drop it with the hand, maybe in this way with the. Be careful with your clothes. Yes, I got some here. And then you spread. Buraya kadarını dinleyelim. Yeah, okay. Sorry. Sabah Selma Taner diyor bize bir özel su hazırladı. Ve bunun nasıl hazırlandığını, kitrenin nasıl hazırlandığını bize gösterdi. Bu su normal bildiğimiz bir su değil. Değil, özel bir su. Biz adına kitre diyoruz Ebru Sanatı'nda. Onun hazırlanması için özel bir tozumuz var. 3 bardak kadar saf suya ihtiyacımız var. Ve de yapışkan bir maddemiz var. Biz ona gam diyoruz İngilizce'de ama Türkçe olarak da sakıza benzer. Ve bunları karıştırıyorsunuz. Bu karışımı 24 saat bekletiyorsunuz. Tabii ki de bu karışımın nasıl yapıldığını bu sabah bize gösterdi diyor. Ama biz 24 saat bekletilmiş haliyle bugün çalıştık diyor. Ve üstümüze diyor hepimiz bir önlük giydik diyor. Çünkü gerçekten sıçrama noktası çok fazla olabilen bir sanat ama çok keyifli. Bu noktada bütün diyor renklere sahip olabiliyorsunuz diyor. Bir özel bir tablası var. Bu tablonun içine su kondu diyor. Ve çok yapışkan bir su diyor anlatırken. Bu suya diyor çok özel bir fırçayla, bu fırça diyor sapı gül ağacından, fırçanın kılları at kuyruğundan üretilmiştir. Gerçekten de öyle. Bunun bir sebebi de diyor, o kadar iyi dinlemiş ki çok dikkatli. Bunun sebebi açıklanmıştı sabah. Sebebi de diyor, tamamen diyor, bu fırça diyor, elinizde şu hareketi yaparken diyor, size esneklik sağlıyor ve renklerin yayılmasını sağlıyor diyor. Ve o fırçayla birlikte bu hareketle diyor suya renk vermeye, şekil vermeye başladık diyor. Yeah. You can go on now. Yeah. If you want. The last thing, the smaller the better, because you can mix the colors with a comb. Yes, so, with a comb. And you make you flowers or hearts or something very very nice experience. Yeah. bir tarak yardımı ya da Ebru Sanatı'nda kullanılan biz denilen adı biz olan bir materyal var. Bu materyal yardımıyla bu suyun üstüne renklendirdikten sonra şekil verebiliyorsunuz. Bir kalp çizebiliyorsunuz ya bir dalga yaratabiliyorsunuz diyor. Ya da herhangi bir çiçek şekli verebiliyorsunuz diyor. Yani muhteşemdi diyor. Çok güzeldi diyor. Keyif aldı yani. Yeah, yeah, it's a good way to show to learn mathematics because of the geometric drawings with dividing the circles. Yeah, it was very very interesting. Biz sabah tabii ki de Ebru çalıştığında şuna değinmiştik. Grubumuzda matematik öğretmenimiz de aynı zamanda ekip koordinatörümüz Aslı Hanım da var. Ebru
çalıştığı ya da sanatı aynı zamanda matematikle çok bağlantısı olan bir sanat. Çünkü geometriksel şekiller oluşturuyorsunuz. Öğrencilerin oran, orantı ve uzaysal kavram algılamasını öğretiyorsunuz onlara. Bu şekilde de kendileri de çalışırken gördüler. Yani o bizi tutup o şekli verirken öyle hadi bunu buradan yapayım da olsun diye yapmıyorsunuz. Gerçekten bir muhakeme gücü de gerektiren bir sanat. Onun için Maria da özellikle bu noktada matematikle ilişkilendirmesini çok beğendi. Yani çok önemli bir şey diye düşünüyor. Anyway. Çok güzel gerçekten. Peki ülkesine gittiğinde öğrencilerine ne anlatacak? When you go back to your country, what are you going to tell about art of marbling? Yeah, obviously, because in fact we have we want to take more because we have a box with the all the necessary objects to do it. And really, really willing to do it at home. At home so first. Next Thursday, it's impossible in the plane, in the flight. But when we arrive home, we will do. Okay. Biz onlara, bizi hatırlamaları için her okula bir Ebru sanatı seti hediye ettik. Hem kültürümüzü hatırlasınlar, hem bizlerden bir anı olsun diye. Ve Maria Ebru çalıştığından sonra bu setlerden daha fazla nereden edinebiliriz öğrencilerimizle uygulamak adına gibi bir soru sormuştu bana. Biz onlara internet üzerinden, İspanya'dan bu setlerden ne kadar daha fazla öğrenci sayısı edinebilecekleri linki vereceğiz. Kendileriyle bu konuda iletişime geçeceğiz. Ve diyor ki şu anda Türkiye'de olduğumuz için uygulayamıyorum ama eve Perşembe günü ilk gider gitmez İspanya'daki ilk işlerimden biri o seti açıp öncelikle kendime evde uygulayacağım. Sonra öğrencilerimizle uygulamaya başlayacağız diyor. Yani orada öğrencilerine öğretecek. Evet, çünkü biz bugün sabahki çalıştayımızın sonunda tüm partner yani ortak okullarımıza bunu söyledik. Lütfen yayılımını sağlamak için bilinmesini, Ebru sanatının anlaşılmasını ve dünya tarafından kabul görmesini sağlamak için okullarınızda siz de uygulayın diye rica ettik. Kendileri de çok bu fikre olumlu baktılar. En başta da Maria bizi bu konuda çok destekliyor. Kendisine de teşekkür ediyoruz. I want to say thank you instead of my school, on behalf of my school, to support us for Art of Marbling. Marbling. Yes. Yeah, I think it's all the coordinators has to the opportunity, the chance to try. For example, the arts and crafts teachers to show this art because it's art. So this kind of art show to the students, Comenius students or the European ones. Ben de teşekkür ediyorum diyor. Böyle bir sanatı bize tanıtıyorsunuz ve bunu çalışıyoruz. Çok önemli. Bütün Avrupa'daki ve yurt dışındaki resim öğretmenlerinin, görsel sanatlarla ilgili olan tüm eğitimcilerin bu sanatı tanımaları gerekiyor. Ve bizler de daha fazla setlere sahip olarak bunları tanıtacağız diyor. Çok güzel. Şimdi ben Ebru sanatını biraz araştırdım. Çok yani farklı kaynaklarda farklı şeyler de yazıyor. Geçmişiyle ilgili çok net bilgiler yok elimizde ama beni en çok etkileyen taraflarından bir tanesi ruhsal olarak kişiye çok iyi geliyor olmasıydı. Bir de bazı engelli çocukları rehabilite etme noktasında da Ebru sanatının kullanılıyor olması. Evet. Bu yönünü de biliyorlar mı? Ebru sanatının bütün bu özelliklerini öğrendiler mi? Do you have any idea about the art of marbling is used for healing for the special students, disabled ones or the handicapped ones?
for. Have you got any idea about it? Now, nowadays, I'm not. I don't know. Mm-hmm. I know that it's using for decorating. Mm-hmm. For example, I remember nails. Mm-hmm. Nails for ladies, for girls, using this marbling, this mm-hmm. technique, mm-hmm. but it's not so deep mm-hmm. as yours. No, yeah. It heals the special student's psychology also. Oh. Have you got any idea about it? She is asking. I don't know. Mm-hmm. I don't know. Bu konuda biz sabah fikir verdik, anlattık onlara. Ama bu konuyu tabii diyor daha detaylı incelemek gerekiyor. Çok fazla bir bilgim yok çünkü diyor. Yani özellikle özürlü çocukların psikolojisine iyi geldiği, bu konuda rehabilite ettiği konusunda çok bir bilgimiz yok. Bu konuyu daha detaylı araştırmak gerekiyor diye düşünüyor kendisi de. Evet, hadi bakalım. İnşallah doğru bir şekilde araştırırlar. Belki ülkelerinde yaygın bir hale bile gelir, evet, değil mi? Yalnız bir nokta özellikle açıklıyor. Şunu biliyorum diyor. Özellikle genç kızlar diyor, tırnaklarını diyor, ebru sanatını diyor, oje ya da bu tarz şekillerde uygulayabiliyorlar diyor. Böyle bir bilgiye sahibim diyor. Hmm, evet, ilginç. Evet. Peki şimdi 5 farklı ülkeden misafirleriniz var şu anda Kocaeli'de. Hı-hı. Koordinatör olduğu için Maria bugün bizlerle birlikte. Hı-hı. Ama 11 kişi geldiler değil mi, evet, hocam? Evet, yurt dışında. 11 kişi geldiler. Aralarında öğretmenler de var, öğrenciler de var. Öğrenci yok, hepsi öğretmen. Öğretmen mi? Burada sadece 2 yılın planlamasını yaptık. Evet. Onlar sadece koordinatörler ve bu işte proje ortağı olan okulların yöneticileri geldiler. Planlamayı burada gerçekleştirdik. Bundan sonra diğer ülkelerde de öğrencilerle birlikte bu çalıştaylara katılacağız. Evet. Peki hocam, hepsi büyük bir istekle yaptılar mı Ebru'yu, ilgi duydular mı? Nasıldı gözlemlerinizi biraz vallahi anlatır mısınız? Biz kendilerinden bu konuda çok olumlu yanıtlar aldık. Çok hoşuna gittiler. Yani hiç böyle bir şeyle karşılaşmadıklarını, ilk defa böyle bir sanat dalını gördüklerini söylediler. Çok memnunlar. Biz öyle intiba aldık kendilerinden. Evet. İnşallah hepsi, her biri ülkelerine gittiğinde bizi doğru bir şekilde aktaracaklar öğrencilere. İnanıyoruz ona. Evet. Peki hocam, sizin okul olarak yaklaşımınızın sadece eğitim bazında, yani bir çocuğa bütün o işte müfredatta var olan bilgiyi, evet, vermek olmadığına, sanat ve spor alanında da çocukları geliştirmek, hatta şu özelliğinizi de çok seviyorum, çocukları yarıştırmıyorsunuz. Yani hani işte bu daha başarılı, bu daha az, ya da işte hani böyle öyle bir şey yok sizde. Kaç öğrenciyi nereye gönderdik diye ilgilenmiyorsunuz da, yok, kaç öğrenciyi hayata kazandırdık, evet, mutlu ettik, ona bakıyorsunuz. Biraz da o yönünü anlatabilir misiniz okulumuzun acaba? Biz zaten hedefimizi az evvel de söylemiştik. Çocuk her yerde büyür ama Bahçeşehir kolejlerinde yetenekleri doğrultusunda büyür diyoruz. Bundan yola çıkarak öğrencilerimizin sadece akademik başarısına değil, bunun yanında sanata ve spora da önem vermesini çok istiyoruz. Ve bu işleri de yaparken de daima profesyonel kişilerle çalışmayı hedefliyoruz. Bu çocuklarımızın sosyal yönü ne kadar çok geliştirebilirsek, akademik başarı otomatik olarak kendiliğinden zaten geliyor. Veli de bunu istiyor, biz de böyle istiyoruz. Yani hiçbir çocuğun sadece ders çalışarak başarı elde edeceğine inanmıyoruz. Çok doğru. Biraz önce zaten bir VTR'mizde vatandaşımızın biri dedi ki, o okul sadece öğretim yeri değildir, eğitim yeridir. Aynen. Yani öğretmek de ayrı bir şey, eğitim ayrı bir şey, değil mi? Aslında çok farklı, çok farklı var. Evet. Çok öğretim, farklı anlamı var. Sadece birini yaparak çocukları bunaltabilirsiniz. Evet. Onları rahatlatmak bizlerin görevi. Evet, ülkemizin gerçeği, sınav var. Sınavsız asla olmaz. Ama onun da dozunu iyi ayarlamak lazım. Kesinlikle. Tamamen sanata yönelip de akademik başarıyı bir kenara da bırakamayız. Bunun dozunu iyi ayarlayabilirsek hem çocuklar mutlu olacak, hem aileler mutlu olacak, en çok da biz mutlu olacağız onların başarısını gördükçe. Çok güzel. Bir de ekibiniz de şey dikkatimi çekiyor, hani durmayı sevmiyorlar, çok enerjik, çok ritmik. Ben dün akşam Suzan hocama da dedim ki, o enerjinize hayranım, hala emekli olmuş, üstüne 12 yıl geçmiş, hala çok aktif çalışıyor ve eğitime katılacak. Gitti bugün saat 3'te gönderdik. Bugün ve yarın Gebze'de sınava girecek bir üstelik. Hiç sınırı yok. Yani sınırı yok, o evet, kadar önemli bir şey ki hocam gerçekten. Ekip de çok önemli diye ekip düşünüyorum. Ekip önemli. Bir de bizim bir avantajımız şu.
Bahçeşehir Üniversitesi'nin olması bizim için bulunmaz bir nimet. Yetişmiş eleman çok. Ne zaman sıkışsak, ne zaman yüksek öğrenimde ihtiyaç duyulduğumuz her konuda oradan hocaları, profesörleri okulumuza getirtmekte hiç sakınca yok. Her an emrimize amadeler. O konuda biz çok şanslıyız. Yüksek lisans yapma konusunda şanslıyız. Hepsini birden değil ama ikişer üçer Bahçeşehir Üniversitesi'nde yüksek lisans aldırıyoruz her öğretmenimize. Onda da yani diğer okullara nazaran biraz daha şanslı durumdayız diyebilirim. Evet. Peki hocam, geçtiğimiz yıl ben bazı etkinliklerinize de katıldım. Bir çalıştayınız vardı. Tuna hocam gelmişti İstanbul'dan. Evet. Yanlış mı hatırlıyorum ismini? Yok. Tuna hocaydı değil mi? Çok başarılı bir çalıştaydı. O kadar çok şey hafızamda kaldı ki gerçekten o iki gün çok dolu. Sizin katıldığınız çalışta Tınastitiz. Tınastitiz'di, evet. Tınastitiz'di. Onun dışında seminerleriniz oldu. Sürekli. Değil mi? Profesörler gelip anlatımlar yapıyorlar falan. Beynin, zihnin gelişimini falan anlatmışlardı. Çok etkileyiciydi. Sizleri bir dahaki çalıştaylarda çağıralım bu zaman. Vallahi çok sevinirim. Çok güzel konu. Ölçme değerlendirme konusunda daha çok biz eğitimci olduğumuz için bir şeyi nasıl ölçülmeden, değerlendirmeden sonuca varmanın imkansız olduğunu biliyoruz. Ölçme değerlendirme yaparken de sadece çocuğumuzun yabancı dil notu, fen bilgisi notu, Türkçe notuyla değil. Bunları ölçme değerlendirme profesörümüzle beraber bunun konuda da seminer alacağız. Daha başka konularımız da var ama ilk başta o var. Olmazsa sizi o günkü çalıştayımıza davet edelim. Çok sevinirim hocam. Çok mutlu olurum gerçekten. Bu arada kariyer günleri de yapıyorsunuz. Çok şimdi, değerli isimleri İzmit'e getiriyorsunuz. Evet. Kariyer günlerini yaparken de bu iş Milli Eğitim daha sonra bunu da yapmaya başladı. Ancak bizim yaptığımız kariyer günlerini tüm üniversitelerden bölüm hocalarını davet ediyoruz. Bölüm hocalarını davet ettikten sonra da ilimizdeki Anadolu ve Fen Lisesi öğrencilerini, son sınıfta okuyan öğrencileri davet ediyoruz. Ve onları o bölüm hocalarıyla birlikte nasıl bir eğitim alacakları, okulda nasıl bir eğitim modeli uygulandığını ve bitirdikten sonra nasıl iş bulabileceklerini, neden kendilerinin tercih edilmesi gerektiği konularında da öğrencilere bilgi paylaşımında bulunuyorlar. Ve öğrenciler de, hele de bizim öğrencilerimiz, bu çalışmalarda gideceği üniversiteyi kafasına yazıyor. Daha sınava girmeden hangi hocadan etkileniyorsa o üniversiteyi en baş sıraya yazıyor. Bu da çok güzel. Mesela isim vermeyeyim ama aşçılık kulübüne bile giden çok öğrencimiz var. Okulunu, üniversitesini okuyan çok öğrencimiz var. Bu da bizi heyecanlandırıyor. Yani illaki herkes doktor, herkes mühendis olacak diye bir kural yok. Aynen öyle. Bence önce mutlu olmak asıl olan. Ondan sonra zaten diğer geri kalan her şey geliyor. Okulumuzda tabii eğer bunları konuşacaksak çok büyük etkinlikler var. İsterseniz, çok sevinirim. Evet. Anlatın şimdi hocam. Şimdi anlatırsak lütfen. Olursak bir kere eskiden yazarlarla söyleşi yapardık. Her yıl öğrencilerimizin her yıl bir sınıf 8 tane roman okumak zorunluluğu vardır. Her kademede farklı yazarlarla tanışırlar. Daha önceden yazarlarla bütün öğrencilerimizi tanıştırdık. Artık şimdi yazar söyleşinden vazgeçtik, atölye çalışmasına başladık. Bir kitap nasıl yazılır? Kitapta neler olmalı? Artık yani söyleşiden buraya geçirdik öğrencilerimizi. Ne zaman yapılacak bu hocam? Sürekli yapıyoruz. Ayda bir mutlaka bir yazar çağırarak ondan bu tip atölye çalışmalarını yaş gruplarına göre gerçekleştiriyoruz. En yakın zamanda yapacağımız bir yarı dönem değerlendirme kampımız var bizim. 6, 7, 8. sınıflı öğrencilerimizle Antalya'da bir kamp yapıyoruz. 5 günlük. Orada birinci dönem yaptığımız konularımızla gözden geçirip bir tekrar yapıyoruz. Unutulmamasını sağlamak amaçlı. Dördüncü sınıflarımızla birlikte her yıl yaptığımız Atatürk'e mozoleye çelenk koyma programımız var. Onu gerçekleştirdik 10 Kasım haftasında. Kayak kampımız var Şubat tatilinde. Öğrencilerimizin katılmak zorunluluğu yok ama isteyen öğrencilerimiz için var. Yurt dışı dil okulu kampımız var. Uluslararası resim yarışmalarına katılıyoruz. Bu yılda 3 ülkeye katılacağız. Geçen yıl belki duymuşsunuzdur. Amerika'da tek ödül olan Türk öğrencisi de bizdendi biliyorsunuz. Çok güzel hocam. Evet. Büyük bir gurur tabii sizler için. Evet. Bilim ve kültür şenliğimiz var Mayıs aylarında.
Evet, orada da çok ilgi uyandırıyor. Evet, tüm yazarları getirerek oralarda atölye çalışmaları yapıyoruz. Sadece kitap fuarı değil, her yazarı ağırlamak istiyoruz. Sadece yazarlardan değil, belki sanatçılar da içimize katılıyorlar. Güzel bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Matematik panayırı yapıyoruz, çocuklarımızı pazarcı yapıyoruz. Evet, o çok hoşuma gitmişti gerçekten. O çocuklarımız tartıyı, litreyi, tonu ağırlığı orada öğreniyorlar. Parayı alıyorlar, parayı veriyorlar, evet, falan. Evet, evet. Yani onlar... Pazarcı gibi de sesleniyorlar mı hocam? Aynen, simitçi, sütçü, mısırcı, o çocuklar... Hayatı deneyimliyorlar, evet. Yani. Ama şekilde. Tabii onu yaparken içinde bir eğitim de var. Evet. Naylon poşet kullanmıyoruz. File kullanıyoruz. Harika. Onların bir hepsinin bir... Yandan da alt metinde mesajlar, evet, 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 de var yani. Doğayı koruyoruz diye. Onu da o şekilde. Halk oyunları çalışmalarımız profesyonelce devam ediyor. Sağ olsun öğretmen arkadaşlarımız o konuda çok iyi. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Kendileri de çok hayran kaldılar halk oyunlarına. Davet ettiler. Bakalım fırsat bulursak gideceğiz. Çünkü biz her yıl mutlaka bir festivale katılıyoruz. 2 sene önce İspanya'daydık. Geçen sene... Neredeydik geçen sene öğretmenim? Budapeşte'ye gittik. Budapeşte. Bu sene de İtalya sırada var. Kısmet olsa belki de Polonya'ya da gider miyiz? Bilemiyorum. Harika hocam. Gerçekten evet. Bütün bu bahsettiklerimiz o kadar önemli. Tabii şu anda bunlar aklımıza gelenler. Aklınıza evet. Gelenler aynen öyle. Ben de hatırlıyorum. Bir projeniz daha vardı. O da beni çok etkilemişti. Doğu'da bir okula yardım etmiştiniz ama öğrencileri de götürmüştünüz. Oradaki o atmosferi evet. Özellikle yaşamaları için. Şimdi hocam şunun altını çizeceğim. Yani sözünüzü kesiyorum ama özel okullara çocuğunu verirken aileler şöyle bir endişe de duyabiliyorlar. Hani acaba çocuğum çok etiket düşkünü olur mu? Hani işte seviyesi yüksek ailelerle bir araya gelecek, çocuklarla bir araya gelecek. Acaba bir fanusun içinde mi yaşar çocuğum diye düşünüyorlar ama sizde bunu biraz kırılıyor galiba bu düşünce. Asla bizde o düşünce yok. Her öğrenci bizim için eşittir. Ailesinin mevkisi ne olursa olsun. Çünkü bu iş kıyafetten başlıyor. Herkes aynı kıyafeti giyiyor. Hiçbir zaman marka düşkünlüğümüz öğrencilerimizde zaman zaman olsa da sadece bu ayakkabıya yansıyabilir. Çünkü evet, geri kalan her şey eşit olduğu için asla kimse okulda içinde telefon kullanamaz. Teslim etmek zorunda. Akşam çıkışta almak zorunda. Kimse bunları eline geçiremez. Onun için bütün öğrencilerin giydikleri aynı olduğu için de kimse kimseyi o şekilde marka reklamı yapma şansına sahip değil. Evet. Disiplin açısından ise her öğrenci aynıdır, eşittir. Hiç kimse birbirinden farklılığı babasının veya annesinin mevkisi dolayısıyla böyle bir hakkı yoktur. Herkes kurallara uymak zorundadır. Biz zaten onları seviyoruz. Onlar da bizi sevdikleri, güvendikleri için de bir olumsuz bir şey yaşamıyoruz kolayla. Evet. Şimdi o bahsetmiş olduğum o Doğu'da bir okula yardım götürmüştünüz değil mi hocam? Bir okul değil. Biz çok okula yardım götürüyoruz. Götürüyorsunuz. 45 okula 45 bin kitap kampanyamız var. Çoğunu topladık ve gönderdik. Sadece isim vermeyeyim ama üniversitede okuttuğumuz öğrencilerimiz var. Öğrencilerimiz bu konuda çok duyarlı. Yapmış oldukları kermeslerden veya bu Ebru sanatıyla yapmış oldukları ayraçları ve CD kaplarını satarak kendi içimizde, dışarıya halka açmadan kendi içimizde satarak kendi verimize elde ettikleri gelirlerle birlikte dövülen kadınlar programı da var biliyorsunuz. Onların sığınma evlerine veya üniversitede okumakta zorlanan öğrencilere bazı çeşitli dernek ve kuruluşlar vardır biliyorsunuz yardım yapılan. Onlarda okuttuğumuz 10'a yakın öğrencimiz var. Kızım okula gitsin kampanyasında okuttuğumuz 2 öğrencimiz var. Bu konuda öğrencilerime ve öğretmenlerime de teşekkür ediyorum. Hepsi evet. Bu konuda duyarlılar. Bu tarz projelerin olması tabii ki o öğrenciler için de hayatın gerçekleriyle yüzleşmek oluyor değil mi? Evet. Hayat sadece işte hani her şey çok yolunda, çok güzel ve mutlu değil. Bir yandan acı çeken, üzüntü evet. Yaşayan insanlar da var. Ve bizler onlara yardım da etmeliyiz düşüncesini evet. De oluşturmak adına çok önemli diye düşünüyorum. Bir de İstanbul Bahçeşehir'de. Bahçeşehir Üniversitesi'nin öğrencilerinin düzenlemiş olduğu bir sosyal ben projesi var. Urfa ve Mardin'deki 2 okulumuz var. Sosyal ben. Evet. Hı hı. Çok güzel bir proje. Adı sosyal ben diye.
Ne yapıyorsunuz hocam proje kapsamında? O İstanbul Bahçeşehir'in bir projesi ama tüm Bahçeşehir'ler ortak olacaklar. Önümüzdeki hafta da bizdeler. Ben İstanbul Üniversitesi Gençliği. Orada da Urfa'daki bir okulu her şeyiyle donatıyorlar. Tüm Bahçeşehir Kolejleri de ona destek oluyoruz. Haftaya da okulumuzda bir çalışmamız olacak onlarla ilgili. Geldiklerinde sizlere de haber verelim. İsterseniz buyurun gelin. Çok seviniriz hocam. Çok seviniriz gerçekten de. Peki son dakikalarımıza yaklaşıyoruz artık. Ekranlarını yeni açanlar için Comenius projesini sizden son bir kez dinleyelim hocam. Hı hı. Sonrasında fikirlerini almak isteyeceğim. İzleyicilerimize neler söylemek istediğini öğrenmek isteyeceğim. Comenius projesi Avrupa Birliği'nin hayat boyu öğrenme programı çerçevesinde uygulanan bir projedir. Biz de 5 okulla birlikte yapılan İçindeki Sanatçıyı Göster adlı proje konusuna üye olduk ve kabul edildik. Ve biz konu olarak kendimize Ebru sanatını seçtik. Biz çok keyifliyiz onları Türkiye'de, Kocaeli'nde, Kartepe'de ağırlamaktan ve en önemlisi okulumuzda öğrencilerimizle birlikte onlarla iletişim içerisinde bulunmaktan. Bizim aldığımız izlenimler, onlar da çok mutlulardı ama dediğiniz gibi kendisine sormakta fayda var. Evet. Bu arada öğrencileriniz onlarla biraz pratik de yaptılar değil mi? İngilizce pratiği. Onlarla iletişime geçtiler sürekli. Bir yandan bu anlamda da önemli bir katkı sağlamış olduğumuz öğrenciler. Evet, kesinlikle. Yani onların nasıl İngilizce konuştuklarını gördüler. Onlara birebir sorular sordular. Kulüp öğrencilerimiz de bu Comenius köşesini nasıl hazırladıklarını sorup bilgi aldılar. Ebru çalışmasını nasıl yaptıklarını sordular ve onlardan yine bir bilgi alışverişinde bulundular. Çok güzel bir fırsat oldu öğrencilerimiz açısından da. Evet. Dilerseniz kendisine de soralım. Tabii ki soralım lütfen. Kendi yeğeninden bir öğrencimiz de arkadaş çıktı bu arada. Arada. Çok önemli. Şaka gibi gerçekten. Evet. Dünya küçüktür derken. Aynen bunu konuşuyorduk. Kendisi öyle dedi. Dünya çok küçüktü. Bir dönem İspanya'da yaşamış olan bir öğrencimiz, İspanyolcası da var ayrıca. Dün sohbet etmeye başladılar. O sırada işte yeğeniyle aynı okuldalarmış. Yeğeninin adını sorunca bir anda arkadaşı çıktı. Ve Maria çok şaşırdı. Dedi ki dünya çok küçük. Yani gerçekten dünya artık bizim için çok küçük. Çok küçük, kesinlikle. So, up to now, in these 2 days, if you want to evaluate these 2 days and overall to the meetings, the school, what can you say? Because we are about to end of the program. So, for the ending, do you want to say something about Turkey, our school, about the meetings? Yeah, well, I think the meeting it was fantastic. We had a chance to share all the information, to solve the problems. not problems. Decisions. Mm-hmm. It's difficult to have the common decision of 5 different countries with different cultures, different ways to work, but we did. We did it. And it, I think it's all for this day, in my experience, it was really, really a fantastic job for we are doing for this college. Yes, it's really fantastic. Thank you. We feel about you and for other partner schools the same. Diyor ki Maria, ya her şey o kadar muhteşemdi ki, güzel değil, muhteşemdi. 2 gün içerisinde aslında işimiz zordu. 5 tane farklı ülke, 5 tane farklı düşünme biçimi, 5 tane farklı kültürler vardı. Ve zaman zaman kritik noktalarda tartıştığımız oldu, konuştuğumuz oldu ama biz zoru başardık. O kadar çok şeyi planladık ki 2 gün içerisinde ve çok güzel bir çalıştay geçirdik. Tabii Türkiye'nin bu konuda bize yardımı çok büyük diyor. Ya ben buraya gelmekten, herkesi tanımaktan çok mutluyum.
Biz de aynı şekilde düşündüğümüzü ben özellikle kendisine ilettim. Onları burada ağırlamak bizim için çok gurur verici ve keyifliydi. Ve sadece muhteşem kelimesini söyleyebilirim diyor. Evet. Türkiye ve Türkler için ne düşünüyor? Onlar çok benziyoruz değil mi toplum olarak? Do you think that the Spanish guys or Spanish people are similar to the Turkish ones? Yeah, yeah. Really, really. I think the kind of the maybe the talkative behavior, the funny people. I think we all try to take advantage of each moment. I really think of it. I think we are similar. We are similar. What about the cuisines? Yeah, that's true. We is the. I think the world is very, very, very small. Yeah. Because we have very things in common. So it's very, very, very interesting. I can think about the your student. Yes. Jam is he was studying in Spain. Yeah, and when I talked with, so I speak with him in a moment. So he said, "I'm studied in a liceo French Fran Liceum in Murcia. It's not possible." So he's friend of my cousin. Yeah, it's impossible to but think. But the world is yeah, so small. Yeah, that's right. It's funny. It's funny. Biz birbirimize çok benziyoruz diyor. Bizim mutfaklarımız da birbirimize çok benziyor ve biz çok konuşkan insanlarız. Sizler de öylesiniz. Benim için en büyük anekdotlardan biri Cem adlı öğrenciyle tanışmış olmak ve benim yeğenimle aynı okulda okumuş olması. Dünya çok küçük. Özellikle bunu tekrar söylüyor. Benim için Türkiye'de en unutulmaz anlardan biriydi bu diyor. Evet. Çok teşekkür ediyoruz programımıza geldiği için de kendisine. Thanks for your participation. No, thanks for your efforts that you have made in the workshops. So thank you for your help, for helping us to disseminate this project. So the artist in you, and for your kind invitation. It's a pleasure for me. Bizim için çok büyük bir zevkti. Özellikle bu Comenius projesinin yaygınlaştırılmasında çok büyük katkınız var. Çok teşekkür ediyoruz yardımlarınız için ve böyle bir programa bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olsunlar. Hocam, Bahçeşehir Koleji Kocaeli Okul Müdürü olarak ekran başındaki izleyicilerimize neler söylemek istersiniz son olarak? Son olarak herkese sağlık ve mutluluklar diliyorum. Okulumuza bekliyorum evet. Diyorsunuz. Biz de projeler evet. Bitmez bekliyoruz. Evet diyorsunuz. Proje bitmez evet. Asla. Evet. Sevim Hocam hakkınızı helal edin. Çok yorduk sizi valla. Ben çok keyif aldım. Ve çok heyecanlıydım ama çok keyif aldım. Ben de karışık konuşurum böyle. Beni çözerek çözdüyseniz anlatırken valla bravo tebrik ediyorum sizi. I promise you I have to improve my Turkish in now. Size söz veriyorum bir dahaki sefer Türkçemi çok daha iyi konuşacağım ve geliştireceğim diyor. Hocam utanalım mı şimdi? Evet, İngilizce biliyor olmamız lazım. Aynen öyle. Söz attırmayalım. Biz en iyisi bir kurs açalım. Hocam açalım. Evet. Valla. Çok sevaplı dersiniz. Cennet kapılarını açarsınız evet. Hocam. Beni doğru gruba alırsanız. Biz akşam saat 4.30'dan itibaren valla. Bunu başlatalım. Başlatalım hocam. Evet. Evet. Dünya like, çok küçük han. Evet. No, I try. Türkiye'yi çok seviyorum. Harika, harika. Hocam biz öyle bir cümle bile kuramıyoruz yani. Fark ettiyiz. Evet, dünya çok küçük. Bir gün bir yerlerde eminim karşılaşırız. She says that the world is so small. Yeah. She is sure that you are going to meet with her at anywhere in the world, around the world. I'm sure. I do hope. Kesinlikle. Ben de öyle umut ediyorum diyor. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize ayaklarınıza sağlık. Biz teşekkür ediyoruz. Proje için ayrıca tebrik ediyorum sizleri kurumunuz olarak. Tekrar görüşmek üzere inşallah hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler bugünlük de programımızın burada sonuna geldik. Bahçeşehir Koleji'ne programımıza vermiş olduğu katkıdan ötürü teşekkür ediyoruz sevgili izleyiciler. Önümüzdeki günlerde yine okuldan çok değerli hocalarımız burada değerli bilgilerini paylaşmak üzere bizlerle olacaklar. Bugünlük programımızın burada sonuna geldik ama yarın saatlerimiz 14'ü gösterdiğinde yine Kocaeli TV ekranlarında görüşeceğiz efendim. Yarın Kocaeli Üniversitesi'nden...
çocuk ve ergen psikiyatristi Profesör Doktor Ayşen Coşkun bizlerle birlikte olacak. Çok değerli bir hocamız biliyorsunuz kendisi. Şu günlerde aile içi şiddeti, kadına ve çocuğa şiddeti konuşuyoruz biliyorsunuz ve bu anlamda farkındalığı arttırmaya çalışıyoruz. Bu anlamda ondan bilgilerini alacağız ve çocuklarımız için neleri hatalı yapıyoruz, nasıl bir yaklaşım sergilememiz doğru olur'u konuşacağız kendisiyle. Yarın saatleriniz 14'ü gösterdiğinde Kocaeli TV ekranlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evet, geçmiş olsun efendim.